Biliyorsunuz ki AK Parti'nin adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş ve bununla birlikte İYİ Parti'nin adayı ideolojik olarak milliyetçi bir kökene sahip. Bu bağlamda bu üç büyük partinin Ankara gibi çoğunluğu sosyal demokrat olan bir bölgede, özellikle Çankaya bölgesinde bu ideolojiyle yönetilmek istemesinin sebebi sizce nedir? Bu Ankara için bir tehlike midir? Tehlike olarak görüyor musunuz? Bununla birlikte siz DEM Parti olarak Ankara bazında bu sosyolojik atmosfere nasıl bir çözüm üreteceksiniz? Stratejiniz ne olacak? Ben bir soru ekleyeyim buraya devamlı. 2019 yılında aday çıkarmadınız. HDP seçmenin Ankara'da büyük ölçüde Mansur Yavaş'ı desteklediğini veya sandığa gitmediğini varsayarsak şu anda 5 yıllık çalışma sürecinin sonunda DEM seçmeni Mansur Yavaş'a nasıl bakıyor diye ekleyeyim ben de peşine. Ya evet, aslında biraz önce bahsetmiştim. Keşke böyle olmasaydı. Cumhuriyet Halk Partisi seçeneğini sosyal demokrat birisinden yana yapsaydı. Yine AKP'de, AK Parti'de keşke daha muhafazakar birini aslında seçseydi. Yani dolayısıyla bazıları bizi eleştiriyor ama biz diyoruz ki bize bakmayın. Önce bir kendinize dönüp bir bakın. Şimdi şöyle ifade edeyim. Ankara... Bu adaylara baktığınız zaman böyle tamamen sağ, milliyetçi bir kent değil. Ankara'nın çok ciddi anlamda bir sosyal demokrat tabanı var. Dolayısıyla bizler de yine Ankara'da faaliyet yürüten sosyalist partilerde, bileşenlerimizin dışındaki partileri kastediyorum, bu durumdan rahatsız aslında. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Fakat durum Türkiye'de şöyle bir noktaya gelmiş. Şimdi bir parti uzun süre iktidarda kalırsa, AK Parti'yi kastediyorum, AKP'yi 22 yıldır, Bu bir karşıtlık yaratmış durumda. Yani bunu seçmenlerde görebiliyoruz. Şimdi bu karşıtlık üzerinden bir siyaset geliştirilmiş. Şimdi dolayısıyla bu yani karşıtlık... Yani partileri sağ çekmesinden mi bu noktada bahsediyoruz? Kendi merkezine doğru bir noktada partileri, evet, Cumhuriyet yani Halk Partisi de dahil buna. Evet, ve bunlar tamamen yanlıştı. Tamamen yanlış politikalardı. Bakın sonuç Mayıs 2023 seçimlerinde hüsranla bitti biliyorsunuz. Yani DEM Parti biz Mayıs 2023'te aday çıkartmayarak tarihsel olarak bir sorumluluk üstlendik. Türkiye muhalefetinin yanında yer aldık. Sayın Kılıçdaroğlu'na verilen oy yüzdelerinin yüksekliğini biliyorsunuz. Şimdi bütün bunlara rağmen hala bir parti sağcılıkta eğer yarışıyorsa o artık onun kendi iç sorunudur. Otursunlar kendi işlerinde bunu değerlendirsinler. İdeolojisizlik üzerinden bir eleştiri sıklıkla genel seçimde ama şimdi yerel seçime de sirayet etmiş durumda. Partiler bu noktada eleştiriliyor. Şimdi, Mansur Yavaş'la ilgili de şunu söyleyeyim. Biz zaten Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu konudaki parti olarak arkadaşlar tutumumuzu açıklamışlardı. Mansur Yavaş'ın açıklamalarına baktığınız zaman o kendi milliyetçi muhafazakar çizgisini devam ettiriyor. Dolayısıyla bizim seçmen tabanımızın önemli bir kısmı zaten sandığa gitmemişti. Şimdi ise zaten kimsenin Mansur Yavaş'a oy vereceğini zannetmiyorum. Yani öyle bir durum yok. Tam tersi. Bizim aday gösterilmemizle birlikte sandığa gitmeyi düşünmeyen önemli bir kesim sandığa gelecek ve bize oy verecek. Bunu bizzat yüzümüze söyleyenler de var. Hani bu kadarını söyleyebilirim. Bazı konularda diğer partileri ilgilendirdiği için çok fazla yorum yapmak istemiyorum.